kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. La ilahe illallah cümlesinde hangi tevhid var? Bu cümleye biz kelime-i tevhid diyoruz. Yani Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Bu tevhid kelimesinde tevhid uluhiyet dediğimiz ilahın Allah'ın bir olduğunu net bir şekilde görüyoruz. Ama sadece bu tevhid mertebesi yok burada. Aynı zamanda ibadet edilen zatın da tek olduğu manasına gelen tevhidi mabudiyet de vardır. Yani biz kime ibadet ediyoruz? Allah'a. İşte ibadet ettiğimiz zatın da tek olduğu anlamına geliyor. Madem Allah birdir, vardır ve tektir, öyleyse ibadete layık olan hak mabud da sadece odur. Öyleyse Allah'tan başka ibadet edilecek hiçbir şey yoktur anlamına geliyor. Biz bu mertebeyi, bu tevhid mertebesini biraz daha geniş dairede görmek için şöyle hem kainat yüzünde hem de yeryüzü sayfasında Cenab-ı Hakk'ın icraatlarına bir bakalım. Şöyle bir göz gezdirelim. Neler görüyoruz? Yani bir insan inanmasa bile veyahut da Yahudi ve Hristiyan olarak inancına şirk karıştırmış birisi de olsa veya Müslüman da olsa yani fark etmez inancı ne olursa olsun şöyle kainata bir göz gezdirelim. Neler görüyoruz? Gayet muntazam bir faaliyet görüyoruz. Bir iş görülüyor. Bir faaliyet icra ediliyor. E ne çıkar buradan? Elbette bundan faal bir zat çıkar. Yani bu fiilleri kesintisiz yapan, icra eden, gücü sonsuz bir zatın olduğu aklımıza gelir ve kalbimiz de bu manayı kabul eder. Çünkü bir faaliyet var. Hani insan bir yere gitse ki bir iş yapılıyor. Bunu kim yapıyor diye sorarız. Şöyle hakikaten gözümüzü kaldıran göklere bakalım indirelim yere bakalım. Dönelim kendimize bakalım. O kadar çok mükemmel bir faaliyet var ki kesintisiz. İkincisi gayet hikmetli bir hallakiyet müşahede ediyoruz. Yeniden yeni yaratmalar söz konusu. Yani olaylar sadece kendi halinde ve sabit devam etmiyor. Sürekli değişiyor. Sürekli onun yerine yenileri yaratılıyor ve yeniler icat ediliyor. O zaman hallak, Kur'an-ı Kerim'de de geçen Allah'ın bir ismi. Demek ki sürekli bir yaratma ve yaratılış göz, gözlemliyoruz ve görüyoruz. Yani insan bunu kendi vücudunda da görebiliyor. Etrafındaki olayları da görebiliyor. Diğer taraftan gayet intizamlı bir fettahiyet. Yani her şeye ona layık bir şekil, bir suret, bir hal verilmesi yani diyelim ki bir koyun yaratılıyor bir damla sudan ama o koyunun özellikleri o koyuna uygun şekilde açılıyor. Değil mi? Mesela bir damla sudan eğer Allahu Teala bir koyun yaratacaksa o koyuna uygun özelliklerle o çekirdek açılıyor. Veya bir elma çekirdeğinden Allah elma yaratacaksa o elmanın özelliklerine uygun açılım yapılıyor veya bir insan damlasından, su damlasından, nutfeden eğer insan yaratılacaksa insana uygun özelliklerle açılıyor. Öyleyse bu neyi gösteriyor? Sonsuz bir fettah yani bunları açan, bir, bunları meydana getiren şey görüyoruz. Fettahiyet hakikatini görüyoruz. Peki arkasından hem gayet şefkatli, cömert, merhametli bir vehhab yani hibe eden, hak etmediğimiz halde, kazanmadığımız halde lütfeden bir vehhabiyet hakikatını görüyoruz. Şimdi isterse kainattaki bu faaliyete bakalım, isterse kainattaki bu yaratılışa, kallakiyete bakalım, isterse kainattaki fetahiyete, her şeye uygun şekillerin verilmesine bakalım, isterse, bütün bu sonsuz nimetlerin her varlığa hibe edilmesine bakalım. Hangi açıdan bakarsak bakalım şunları görüyoruz. Anlaşılan o ki şu hal ve şu keyfiyet bize faal, hallak, fettah ve vehab bir zatı zülcelalin hem varlığını hem de birliğini bize gösteriyor. Aslında la ilahe illallah kelimesinde Allah'ın isimleri sayısınca Allah'ın birliğini gösteren tevhidler var. Mesela la halika illa hu. Bak Allah'tan başka yaratıcı yok. Ya vahibe ve habe illa Allah'tan başka hibe eden yok. La fettaha illa hu veya la fatiha illa hu. Bu kainatı Allah'tan başka açan yok gibi. La razzaka illa hu. Bu Allah'tan başka rezzak yoktur gibi Allahu Teala'nın isimleri ve sıfatları sayısınca orada biz tevhid mertebelerini görebiliriz. İşte Allah la ilahe illallah hakikatını kainattaki her varlığın üzerine koymuş. İnsan gözün açabilse, açtığı gözünden geldiği gelen bilgileri aklıyla tartabilse, aklına tarttığı bilgileri kalbiyle hissedebilse, anlayabilse diyecektir ki bu kainattaki bu kadar faaliyet, bu kadar yeniden yeni yaratılış, bu kadar sonsuz yeni açılımlar ve bu kadar rızıklar elbette kendi kendine olmaz. Bunlara kainat cinsinden olmayan, bu yapılan cinsten olmayan, rızık cinsinden olmayan, yaratılış cinsinden olmayan, hibe edilenler cinsinden olmayan sonsuz, ezeli bir zatın varlığını ve o zatın da tek ve yekta olduğunu anlayacaktır. Bu delil bu tevhid mertebesini biz sadece gözlerimizde mi görüyoruz? Hayır. Bunun aynı zamanda bütün Hazreti Adem'den peygamberimize kadar gelen bütün peygamberlerin de ilk davasıdır. Allah'ın varlığı ve birliği. Bütün peygamberlerin en büyük davaları bu olmuş. Bu da bizim için bir ikna edici metottur. Yani her insan kainattan bu işleri anlayabilir, görebilir, bakabilir ama olur ki insan kainatın penceresinden bunu bazen okuyamayabilir. En azından sahasında uzman iki tane kişi bir konuda hüküm verse kabul ediyoruz. Evet, şu halde bu dini konularda, imani konularda Hz. Adem'den Peygamberimize kadar gelen yüz binlerce peygamber, uzman, sahasında uzman insanlar diyorlar ki biz iman ediyoruz ve bu kainat yaratıcının bize bildirdiği haberlerle, vahiyle yakinen inanıyoruz ve biliyoruz ki bu kainat yaratan zat birdir ve o bu kainatı idare ediyor. Bak onların da uzmanlığına itimat ederek iman edebilir. Yetmedi. O mübarek peygamberlerin, o zatların ümmetlerinden gelen nice, nice evliyalar, nice alimler, nice keşif ve keramet sahibi insanlar da Diyorlar ki biz hem ilmen, hem fikren, hem keşfen, hem velayeten her açıdan inanıyoruz, biliyoruz, kabul ediyoruz ki bu kainat yaratan bir tek zat var ve bütün bu kainat onun mülküdür. Bütün kainattan ona giden bir ubudiyet var. Öyleyse bu kainatı yaratan zat da ibadete layık olan zattır diyerek bütün peygamberler kitaplarıyla, sahifeleriyle bütün ehli şuhud dediğimiz o mübarek insanlar hakikat ve küşuflarıyla ve bütün kainat bizzat mücessem yani somut olarak bize kendini göstermesiyle öyle ya bir yerde bir harf görsek hemen yazar aklımıza gelir. Bak o harfin varlığı yazarından haber verir. Bir yerde bir yemek görsek hemen aşçısını hatırlarız. Kim yaptı bu yemeği diye. Niye kendi kendine olduğunu söylemeyiz. Öyleyse, öyleyse şu kainattaki bu kadar harfler, bu kadar kitaplar, bu kadar sanatlar, bu kadar faaliyetler, bu kadar yeniden yeniden yaratılışlar, bu kadar yeniden yeni açılımlar ve bu kadar rızıklar, hibeler elbette Hallak <laughs> Kur'an'da geçen Allah'ın bir ismi. Fettah yine Kur'an'da geçen Allah'ın bir ismi. Yine Razzaq <laughs> Allah'ın bir ismi yine Kur'an'da geçiyor ve fa'al, yine Allahu Teala'nın Kur'an'da geçen bir ismi olarak Allah'ın bu ve şey, diğer isimlerini bize gösteriyor, hissettiriyor. Belki bazı insanlar bunu bizzat gözleriyle görmüş gibi Allah'ın varlığını kabul ediyorlar. Allah da bize bu la ilahe illallah hakikatını hem ruhumuza, hem dilimize, hem hayatımıza hem de dünyamızdaki bütün işlerimize hissettirmeyi, yaşamayı ve başka insanlara da bu anlamda faydalı olmayı nasip etsin inşallah.